akşamlar Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yayınında ben Işıray Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Haziran'da Doğu Ortalığı ülkelerinin video konferansında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den yapılan açıklamada şu ifadelerini belirtti. Konuşmamda söylediğim şey, uluslararası öğütlerin kararlarına dayanan tarihsel bir olgu. Birincisi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği iyi bilinen bir gerçektir. İkincisi, Ermeni başkanına ırkçılık hakkında konuşmasını tavsiye etmem. Çünkü Ermeni teröristler dünyaca ünlüdür ifadelerini belirtti. 18 Haziran'da Doğu Ortaklığı ülkelerinin video konferansında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den yapılan açıklamada Paris'teki Orly Havalimanı'nda terör eylemi gerçekleştiren Karapetyan adlı kişinin daha sonra Ermenistan'a iade edildiğini ve Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından affedildiğini ekledi. Bu yüzden bu tür konuları tartışırken sessizce oturmasını tavsiye ederim ifadelerini belirtti. Koronbay Bölge İcra Gücü Başkanı Muharrem Güleyev'in koronavirüs ve yürütme personelinin karantinası ile enfeksiyonu hakkında resmi bir açıklama yayınlandı. 1. Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Hasanov bölgesel muhabirine personelin iş başında olduğunu, kimse karantinaya alınmadığını diyerek şöyle devam etti. Nüfusta yakından çalıştığımız için düzenli olarak koronavirüs enfeksiyonu için test ediliyoruz. En son test edildiğimiz süre 17 Haziran'dı ve henüz yanıt alınmadı. Herkes iş başında. Kaydın nereden geldiğini bilmiyorum ama herkesin çalıştığını biliyorum ifadelerini belirtti. Karamboy Merkez Hastanesi Başhekimi İftihar Zeynelov da konuyla ilgili şunları söyledi. Bir güne kadar Koronboy Bölge İcra Ofisi'nde koronavirüs enfeksiyonu saptanmadı ifadelerini vurguladı. 2 haftalık katı karantina rejiminin şartları açıklandı. Operasyon karargahı sözcüsü Leyla Abdullayeva'dan yapılan açıklamada koşulların SMS uyarıları ve evden ayrılmak için özel izin, kamu ve özel kuruluşlardaki kısıtlamaları yani farklı zamanlarda çalışmaya başlaması, personeli haftalık olarak 3 gruba ayırmayı, alışveriş merkezlerinin askıya alınmasını, halka açık yemek hizmetlerinde müşteri hizmetinin askıya alınmasını içerdiğini söyledi. Berberler, güzellik salonları ve kozmetik hizmetleri, müşterilerin evlerinde ve diğer yerlerde hizmetlerin askıya alınması, müzelerin ve sergi salonlarının operasyonunun askıya alınması dahil, ayrıca açık hava sporlarının yanı sıra istisnalar dışında malların satışı ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin kısıtlamalar yasaktır. Aynı zamanda bölgeler arası ve uzun mesafeli trafik, spor, sağlık, rehabilitasyon hizmetleri, tıbbi hizmetler hariç, kültürel tesisler, sinemalar, tiyatrolar, spor salonları da sınırlandırılmıştır. Otellerin restorasyonu ve uluslararası seyahatler de yasaktır. Cenaze törenleri hariç yaz törenlerinin düzenlenmesi, etkinliklerin organizasyonu için hizmetler, eğitim kurumlarındaki faaliyetlerin askıya alınması ve ondan fazla kişinin yoğunlaşması yürürlükte kalmaktadır. Piyasalar ve eczaneler özel karantina rejimi sırasında faaliyet gösterecektir. 21 Haziran 5 Temmuz arasında Bakü, Gence, Yevlah, Sumgayıt, Denkıran ve Masallı, Cellabat, Avşoron bölgelerinde özel kısıtlamaların uygulanacağına dikkat edilmelidir. Milletvekili Fazıl Mustafa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Tıbbi bir maskenin maliyeti 5 kepik olmalıdır. Milletvekili Fazıl Mustafa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Tıbbi bir maskenin maliyeti 5 kepik olmalıdır. Özellikle otobüs şoförlerinin maske takmamak için mazeretleri olmamalıdır. Gerekirse Milli Meclis toplantılarını ertelemeli ve çevrim içi ortamda tutmalıyız. Bakan ülkede pandemi ile ilgili durumun kritik olduğunu ekledi. Eğer 2 hafta içinde kurallara uymazsak bazı ciddi sonuçlar doğurabilir ifadelerini belirtti. İstanbul'daki tıbbi maske takmayanlara 900 lira para cezası verilecek. Yaklaşık 223 manat. İstanbul'da tıbbi maske takmayanlara 900 lira para cezası verilecek. Yaklaşık 223 AZN. Daha önce farklı para cezaları olduğu kaydedildi.
Bu boşluğu kapatmak için İstanbul Genel Hijyen Meclisi tek bir para cezası verdi. 18 Haziran'da alınan karara göre İstanbul'da maske takmayanlara 900 lira para cezası verilecek. Karar 19 Haziran'da yürürlüğe girdi. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 48 şehirde maske takmanın zorunlu olduğu unutulmamalıdır. Bunun yapılmaması farklı bölgelerde farklı cezalara yol açacaktır. Türkiye'de geçen gün 1304 koronavirüs enfeksiyonu vakasının kaydedildiği, 21 kişinin öldüğü belirtilmelidir. Şimdiye kadar 184.031 kişiye ülkede COVID-19 bulaştı ve 4.882 kişi pandemi kurbanı oldu. Ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.